Hepinize merhaba dostlarım. Bugün neredeyiz? Bugün Şah Suvaroğlu, Sanyok, Maltepe Showroom'undayız. Buraya niye geldik? Ben önce tabii çay içmeye geldim her şeyden önce. Ama gelmişken de dedik bir burada arabaları tanıtalım. Hem sohbet edelim hem de çay içelim. Bugün güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Ben hem araba meraklılarına hem de benim gibi çay sevdalılarına şimdi videomuza başlayabiliriz. Evet, yanımızda Murat Bey var. Murat Bey bize araçlar hakkında bilgi verecek. Sanyong'u anlatacak, kampanyaları anlatacak ve aracın bazı detaylarından bahsedecek. Bu sırada da hem siz videoyu izleyeceksiniz hem de ben sohbet edeceğim ve amacıma ulaşacağım. Araç hakkında bilgi sahibi olmak için. Evet Murat Bey, merhaba, nasılsınız? Bey, sağ olun, hoş geldiniz. Siz de iyisiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İyiyim. Çay içtim, daha iyi oldum abi. Güzel. Zaten biz de burada sizlere güzel bir hem gün geçirmenizi istiyoruz hem de araçlarımızı tanıtmak istiyoruz, markamızı tanıtmak istiyoruz. İnşallah buradan sizi bir arabayla uğurlamak da istiyoruz. İnşallah abi. Şimdi ben büyük arabayı seviyorum. Evet. Şimdi çoluk çocuk olduğu için mecbur büyük araba. Ben bir de böyle Erzurum'da böyle köye falan gittiğimiz zaman abi bu arabalara çok ihtiyacımız oluyor. Evet. Özellikle. Evet. Hem güçlü hem de seviyorum yani, büyük arabayı seviyorum. O yüzden bu arabadan başlayalım abi. Bu araba tabii Musto Grand araba, aracımızın adı. Bunu hem hafta içi iş için kullanabilirsiniz hem de hafta sonu ailenizle beraber işte doğaya gidebilirsiniz veya merakınız varsa off-road dediğimiz zorlu doğa koşullarında kullanabilirsiniz. O yüzden de hem hafta içi hem de hafta sonu kullanmaya uygun bir araç. Yani tam bir aile arabası diyorsun. Aile arabası. Çok geniş kullanım var. Hem iç mekan olarak hem de bagaj olarak da inanılmaz bir şansı var. Bunlarda sevdiğim özelliği şu abi, bir de bunlara böyle hani bagaj olarak bir şey ekletebiliyorlar. Tabii kabin de ekletebiliyorsunuz. Heh. Benim gözüm öyle daha hoş geliyor ama tabii bu şekilde de kullanılabiliyor. Böyle sevenler de var. Müşterinin tercihine bağlı olarak kullanılabilir. Yemek gibi abi. Tuz atmıyorum, isteyen evet. Tuz atsın. Bu arabanın ana temel özellikleri nedir mesela? Bunu diğer araçlardan ayıran ya da anlatmamız gereken, değinmemiz gereken hani Metin şu özelliği bu arabanın çok iyi dediğin bir şey var mı? Şimdi bu arabalar pick-up olan araçlar. Şimdi pick-up'ların bazı sıkıntıları var. Öncelikle bu arka işte amortisörler dediğimiz yer aslında makas sistem vardır. Makas sistemde bir yerden geçtiğinizde çukurdan veya tümsekten geçerken bayağı bir zıplar. Benim arabanın amortisörü patlak mesela. Evet. Ondan dolayı rahatsız olur kullananlar. İşte arka koltuklar sanki baston yutmuş gibi diktir. Yani rahat değildir. Evet. Böyle sıkıntıları var bu araçların. İşte rüzgar sesini içeri alır. Ses problemleri vardır bu aracı kullanan kişilerde. Ticari amaçla kullanılacağı için de çok önemsenmeyebilir. Hı. Ama normal şartlarda bunu siz bir ailenizle beraber kullanmak istediğinizde bu konforu bekliyorsunuz. Evet. Şimdi bu Musto Grand'ın artısı nedir diye baktığınızda bizim bir Rexstone aracımız var. Bir SUV aracımız, büyük bir araç. Bu aslında Rexstone platformunun üzerine oturmuş bir araç Musto Grand. O yüzden de bu aracı siz bindiğiniz zaman bir SUV konforunda bu aracı kullanıyorsunuz. Ses yok, amortisörler, arka tarafta makas yok. 5 noktadan bağlı amortisör var. Artı içinde arka tarafa oturduğunuz zaman bakın baktığınızda burada arka tarafta 27 derece arka koltuklar yatıktır. Şu anda oturun isterseniz bir o konforu rahatlığı. Şimdi bu koltuk yatabiliyor mu abi arkaya? Bu şu an zaten yatık hali 27 derece ama siz bunu başka bir markada aldığınız zaman bu diktir. Arabanın içinde bildiğin piknik yaparsın abi. Evet. Çok geniştir. Tam bana göre bir çay olacak böyle şimdi. Evet, ön koltuktaki yolcu nasıl rahat ediyorsa arka koltuktaki oturan yolcumuz da aynı rahatlıkla seyahatini gerçekleştirmekte. O rahatlığı sağlamakta. Bunun dışında arka tarafta 1441 litre geniş bir hacim var. Şu andaki satılan arabalar içerisinde en geniş hacme sahiptir. Ki normal şartlarda burada gördüğünüz şu kısımlar daha yüksektir ve alanı öldürür. Bunda ise daha alçak. Çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Artı şu görmüş olduğunuz içindeki kaplama malzemesi diğer markalarda ekstradır. Onu almak için bir bedel ödersiniz. Bu standart olarak geliyor. Bu aldığın zaman bu. Geliyor. Bu aynı yani. Bu tarafta geri görüş kamerası vardır çünkü büyük bir araba. Pickup. Tabii pickup. Biz buna Musto Grand pickup SUV diyoruz. Niye SUV diyoruz? Hem pickup hem de SUV konforunu yaşadığınız bu için. Arada çoğu pickup araçlarda geri görüş kamerası nadiren olur yani. Tamam belki küçük bir detay o ama ben pick-up'larda çok fazla renk gelmedim geri görüş kamerası. Şimdi biz tabii bu arabayı siz park etmek istediğiniz zaman muhtemelen buna ihtiyaç duyacaksınız. Evet. Burada da şu anda özellikle benim gibi biraz sakarsanız. Standart olarak bu araçta geri görüş kamerası var. Artı bu arka kapak, bagaj kapağı normalde ağırdır. Hı hı. 15 kilonun üzerindedir. Bizdeki ise şu anda 8 kilo. Bir çocuk bile bunu çok rahatlıkla açıp kapatabilir. O şu çok dikkatimi çekti bu detay.
Mesela bu kendi kendine açılabiliyor. Burada amortisörlü bir dur kaputun açığı. O yüzden de bunu alan müşterimiz çok rahatlıkla herhangi bir güç sarf etmeden rahatlıkla açabiliyor. Yani bu çubuk kaputu koyayım da böyle içinde kalırım böyle bir çok şey. Çok rahatlıkla bu iki taraflıdır hem de çift taraflı. Artı inanılmaz derecede yalıtımı yüksek bir araçtır bu. Dışarıdaki rüzgar sesini, motor sesini içeri almaz. Şunlar bile bu ses yalıtım fitilleridir. Bakın burada gördüğünüz gibi akünün bile etrafında yalıtım var. Aynen. İç malzemelerdeki yalıtım. Bu da ne demek oluyor abi? Aracın içine hiçbir şekilde ses girmiyor. Evet, şimdi siz zaten test sürüşü yapacaksınız. Evet. Test sürüşünde de o konforu, sessizliği, rahatlığı, bir SUV konforunu pick-up'ta yaşayacaksınız. O nedenle de bu araçta inanılmaz güçlü bir motoru vardır. Zorlu doğa koşulları için tasarlanmıştır. Hem 4x4 var, 4x2 var, otomatik var, manuel var. Kasım ayı için söylersek işte 151.500'den başlayan bir fiyat. Bu arabanın fiyatı 151.000 liradan mı başlıyor? Evet. Bu gibi çok büyük, lüks. Hem bir SUV alıyorsunuz, hem pick-up alıyorsunuz. 151.500'den başlayan fiyat var. Üstelik 90.000 lira, 24 ay, 0 faiz imkanıyla bunu müşterilerimize sunuyoruz. Eski arabanız varsa takas için getirebiliyorsunuz. Markası da önemli değil. Yani benim herhangi bir markadan bir aracım olsa getirip buraya verip rahatlıkla 90 bin liraya da 24 ay 0 faiz. Evet, 90'ı 24'e verin o tarz. Arkadaş daha bu adamlar ne yapsın? Daha ne yapsın yani? Al anahtarı git mi desin ya? Yani aracımızın içinde de bakın çok rahat kapanır kendisi. Süper. Renk varyasyonlarımız var. Yani hem mavisinden, siyahından, beyazından, grisinden, işte orada gördüğünüz gibi kahverengisinden kırmızına, kırmızıya kadar birçok renk alternatifi sunmaktadır. Bir de şu güzelliği var abi, ben bildiğim için söylüyorum sizin bu çalışma sisteminizi. Aracın her şeyine garanti veriyorsunuz abi. Ben onu çok seviyorum. Mesela ben bu arabayı aldım, 6 ay içinde atıyorum, ya satmak istedim, misal veriyorum, örnek veriyorum. Sizin o kampanyalarınız bile yeter yani bu aracı almak için. Çünkü diyorsun kardeşim ben bu aracı senden her türlü geri alırım. Seni mağdur etmeden geri alırım. Bunu yani bu çok önemli bir şey. Çünkü adam abi doğruya doğru. Şimdi otomotiv sektörü biraz karışık bir sektör. Şimdi herkesin araç hakkında çok bilgisi yok. Çoğusu gördüğünü, bildiğini, etrafından duyduğunu alıyor. Ama %50'sinin üzerindeki bir kesim de aldığı araçlardan ya bilgi sahibi olmuyor ya da memnun kalmıyor. Ama siz diyorsunuz ki kardeşim benim aracımdan memnun kalacaksın. Kalmazsan getir bana, ben seni mağdur etmeden bu aracı geri alırım. Bu çok başka bir boyut yani. Aynen. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla gelip bu araçlardan hem fiyat olarak hem 90 bin liraya 0 faiz 24 ay hem de aracın şekli şemali her şey yerinde. Biz müşterimize aracı satarken hem alış şartlarını müşterimizin lehine tasarlıyoruz, planlıyoruz, evet, kurguluyoruz. Biz almış olduğunuz bir aracı 4 yıl içerisinde istediğiniz zaman almış olduğunuz bedel üzerinden belli oranlarla iade garantisi veriyoruz. Evet. Siz bunu isterseniz gider kendi şartlarınızla satabilirsiniz. Aynen. Ama istiyorsanız da biz bunu almak garantisi veriyoruz zaten size. Servis olarak da çok güçlüler. Şahsoğlu Sanyok'tan bahsediyorum. Servis olarak çok güçlüler. Yedek parça konusunda hiçbir sıkıntı yok. Aracınızın yedek parçası maksimum 1 veya 2 gün içinde mi geliyor abi? Maksimum. Şu anda gelmesine de gerek yok. Şu anda bizim satış yaptığımız noktalar 4S dediğimiz satış, servis, ikinci el ve yedek parça. Hepsi zaten yedek parça depoları, bütün satış noktalarımızın servisleri. Oralardan da ben size görüntüler vereceğim. Yedek parça deposundan, aşağıda servis kısmından. Yani bu araçlardan birini aldığınız zaman ne servis sorunun var, ne yedek parça sorunun var. Her şeyin burada. Geliyorsun, veriyorsun arabanı, yapıyorlar veya yedek parçan geliyor, yapıyorlar, gidiyor. Bir de şu var, daha önce benim başıma çok geldi. İşte aracın bir sorunu oluyor abi, götürüyorum. İşte bir hafta 10 gün parça bekliyorum. Öyle bir şey de yok. Arabanı getiriyorsun, verdiğin an zaten %80 yapılıp geri alabiliyorsun anında. Her şey olduğu gibi burada, başka bir yere yok işte öbür tarafa git, oradan şunu taksınlar. Her şey bu gördüğünüz showroom'un içerisinde var. Ya araba almayı boş ver. Gel aşağıda bilardo salonu var. Git bilardo oyna. Daha ne diyeyim ya. Doğru mu abi? Ya biz zaten bizim mesela Kartal'da çok büyük bir yedek parça depomuz var. Evet, biliyorum abi. Her türlü yedek parçaya sahibiz. Ama olmasa bile biz müşterimizin memnuniyeti için uçak kargoyla bile hızlı, evet, bir şekilde müşterinin problemini çözecek, ihtiyacını çözüp o arabayı kullanmasını, evet, sağlayacak şekilde yedek parçayı getirip temin ediyoruz. Evet. O yüzden de %100 müşteri memnuniyeti prensibi bizim için çok önemlidir.
aşağıda başlayan herhangi bir arkadaşımızdan en üstteki yönetim kurulu başkanımıza kadar bu konu çok hassasiyetle evet. takip edilmektedir. Şimdi bu araba için temel detaylarımız bunlardı abi. Bir de evet. Tivoli'den biraz konuşalım abi istersen. Şimdi Musto Grand'dan bahsettik. Pick-up bir araç. Daha büyük bir araç. Hem arazide kullanabilirsin hem hafta içi. Ya büyük araç seven herkesin kullanabileceği bir araç. Ama tabii günümüzde herkes büyük araçları tercih etmiyor. Aynen. Yani, dediğiniz gibi. He, atıyorum adam ya bireysel kullanıyor aracını, evli değil, çoluğu çocuğu yok, misal örnek veriyorum. Bunun için tercih edeceği bence en güzel araçlardan birisi de Tivoli abi. Tivoli evet, bizim Musso'nun Grand'ın dışında evet. Tivoli olarak da SUV, SUV dediğimiz bir aracımız var. Bu da çok tercih edilen ve yüksek donanımlı, güvenlik önemlidir bizim için. Tabii ki. Yani zaten Ssangyong'un mottolarından biri de can güvenliği Ssangyong'da opsiyon değildir. Aynen öyle. O nedenle de bu araçlarımızın güvenliği çok üst seviyelidir, konforu üst seviyelidir, donanımları üst seviyelidir. Hem Limited hem de Platinum adlı iki tane şeyimiz var, segment olarak satışımız var bu araçlarda. Ben bir hafta kullandım abi Tivoli'yi. Gerçekten hem konfor olarak, hem sürüş olarak hem de aracı kullanırken sana kendini iyi hissettiriyor abi. Evet. Aracı hakim oluyorsun yani kullanırken. O yüzden Tivoli, mesela benim şahsi olarak görüşüm, Tivoli benim daha çok tercihim. Neden? Hem abi jip görünümlü, hem daha spor duruyor, evet. hem aile olarak da kullanabilirsin. Yani tek, hani tabir vardır ya genç arabası, o şekilde de kullanabilirsin, istediğin her yere gidebilirsin, araziye de çıkabilirsin. Bence fiyat olarak da güzel, görünüş olarak da güzel. Bir de zaten diğer araçtaki hani bu işte kampanyaların hemen hemen hepsi var değil mi abi? Var. Bunda? Aynı şekilde bizim Tivoli aracımızda da 65 bin TL, 12 ay ve %0 faizle süper. Bu imkanı müşterilerimize kardeş, sunmaktayız. Kardeş bak gelin yalandan tamam mı? Çay içme numarasıyla. Sen buraya çay içmeye gel zaten bu arabayı alır gidersen. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Anlatabildim mi? Fiyatlar uygun. Abi 24 aya kadar 0 faiz var Musto Grand'da. 12 aya kadar 0 faiz var. Adam ne yapsın daha Oğuzhan? Anahtarı versin al git mi desin? Zaten şu anda çok yaygın bir satış noktamız var. Müşterilerimizden aslında tavsiyemiz muhakkak showroomlarımıza uğrasınlar. Araçlarımızı test etsinler, deneyimlesinler. Ondan sonra bu araçları almak konusunda çok daha rahat karar verecekler. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu deneyimleme çok önemli. Biz onu önemsiyoruz. Zaten ben ya bu tarz araçlara ilgisi olup da buraya gelip boş dönecek kimseyi yani çok az olur yani. Şimdi günümüzde faizler falan çok yüksek abi. Evet. Yani insanları araçlardan geri çeken o. Yani faizler yüksek olduğu için hiç kimsenin bir araçtan kar etmesi mümkün değil abi zaten. Ama ne diyorsun? 24 aya kadar 0 faiz. Evet. O... Bu ne demek? Yani bu araba seni hiçbir zaman zarara sokmaz demek. Geri de alıyorsun zaten satmak istediği zaman. Bence biraz da içini gösterelim aracın. Şimdi benim için en önemli şey ne biliyor musun Murat abi? Araç ne olursa olsun. Yani ben bir arabanın içine oturduğum zaman o araba sana yani seni hakim hissettirecek. Yani ben şu an gerçekten çok şık, hem aksamı çok şık hem de böyle yani araç seninim diyor ya. Beni istediğin gibi kullanabilirsin diyor yani. Evet. Tasarım, konfor ve güvenlik bizim evet. araçlarda önemli. Rahat siz da. Siz oturduğunuzda bunu hissediyorsunuz. Aynen, çok, bir de çok rahat. Ben bir de mesela direksiyon ayarı benim için çok önemli. Ben yüksekte kullanamıyorum evet. direksiyonu. O yüzden alabileceğiniz en iyi, bak ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Alabileceğiniz en iyi, en şık ve en güzel araçlardan bir tanesi. Hem şöyle iç detayını da gösterebiliriz Oğuzhan. Bence çok güzel. Yani bir araçta ne ararsan var abi zaten. Yani mesela var. Şimdi Apple CarPlay, Android sistemimiz var. Evet. Görmüş olduğunuz vites, Aizen dünyanın en iyi araçlarında kullanılan vites sistemidir. Müthiş. Geniş bir iç yapısı vardır. Evet. Bir de çok rahat abi. Evet. Çok rahat yani. Yokuş aşağı İniş desteği de var İniş burada. Var, aynı rampa çıkış desteğim var. Rampada şey yapman için. Müthiş ya abi. Yani şöyle. Hani bir laf var ya. Araç bir tek çay yapmıyor. Aynen, değil mi? Onu da alırsın artık burada içersin. Evet. Ssangyong hakkında size gerekli bilgileri vermeye çalıştık. Ben inanıyorum ki araba üzerine bir hayranlığı olan, arabalarla ilgisi olan herkesin dikkatini çekebilecek bir video oldu bence. Sizlerin işine yarayacak bilgiler verdik. Daha ucuza nasıl daha güzel bir araba sahibi olunur bunları anlattık. Hem de böyle kalıplaşmış markaların dışına çıkmamız gerekiyor artık. Farklı deneyimler de yaşamamız gerekiyor. Bunlardan bahsettik.
Benim için araba olsun da ne olursa olsun deme. Ya araba bir tek çay yapmıyor. Gerçi benim için en önemli unsur o da. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Henüz daha o çağa gelemedik. Eğer bir tane Erzurumlu bilim adamı çıkarsa belki arabanın çay yapma özelliğini de ekleyebilir. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Ben buna inanıyorum. Hepinizi Şahsıvaroğlu Sanyok showroomlarına bekliyoruz. Gelirsiniz, araba almayabilirsiniz olabilir ama burada bir güler yüz, bir de güzel sıcak bir çay içip tekrar gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.